Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere anlatmak istediğim, komik olduğunu düşündüğüm şey çok eski bir anı. Ben ortaokuldayken sınıfımızda cereyan eden bir olay. Arkadaşlar bir tane hoca dersimize girmeye başladı ve adam şaşıydı. Şaşı ne demek? Yani aynı anda iki yere baktığını zannediyorsunuz siz ona karşıdan baktığınız zaman. Yani hani bir gözüyle size bakarken diğer gözüyle sanki başka birini kesiyormuş gibi. Bu tabi bir sorun teşkil ediyor. Ya da mesela o öğretmenimiz zin dersinde şöyle şeyler oluyor. Diyor. Mesela adam diyor ki oğlum sen kalk bakalım bu soruyu cevapla diyor. İki kişi kalkıyor. <laughs> sen değil lan. Sen otur diyor. <laughs> İkisi birden oturuyor. Yani ...kopya çekemiyorsunuz. Çünkü şöyle yaptığı zaman... ...hani sanki ortalığı tarıyormuş gibi. Bu arada bu şaşı olma durumuyla dalga geçtiğimi zannetmeyin. Esas anlatmak istediğim hikaye başka. Bu durum tabii şuna yol açıyor. Yani gerginliği arttırıyor sınıfta. Çünkü insanlar gülmek istiyor. Hani böyle camide ya da bilmem nerede... ...bir yerlerde gülmek isterseniz de kendinizi tutarsınız ya... ...çocukken... Ee, hani böyle <laughs> filan insanlar o bastırır kendini sınıfta mesela bu tarz bir hani adamın vizyonuyla ilgili bir konuda bir şey olunca insanlar böyle kıklamaya filan başladılar. Neyse bir süre sonra bu bana da komik gelmeye başladı. Normalde aslında o kadar bu tarz şeylere gülen bir adam değilim. Komik gelmeye başladıkça o gerginliğe ben de katıldım. Hani gülmeyelim çünkü adam şey de yapıyor. Hani Gülünmeyecek bir şey kendisiyle de şey yapmıyor. Adam da böyle hani ciddi bir adam filan. Ben de o şeye katıldım. Hani kendini tutma, sıkma böyle hani gülmeyeyim. Hani ona bakıyor ama öbürküne de bakıyormuş gibi. Şimdi bana mı bakıyor? Sana mı bakıyor filan böyle bir espri. Biraz çocukça ve biraz da ahlaken düşük ama aslında da komik bir anlamda. <laughs> Neyse benim patlama hikayemi anlatacağım. Eskiden Kara tahta diye bir muhabbet var. Tebeşirle yazıyorduk yani. Şimdiki gibi o board marker falan yok sınıflarda. Tebeşirle işte hoca tahtaya bir şeyler yazıyor. Onun sonra ve e, hafiften de şiddete de maruz kaldım eğitim hayatım boyunca. Böyle nasıl diyeyim? Küçük şiddetlere. Bu konu benim işte patlama noktam. Adamın dersinde böyle bir gerginlik var. Millet gülmemek için tutuyor kendini bu konuyla ilgili. Ve bir anda hoca bir gün şöyle yaptı. Bir şey yazıyordu tahtaya. Sınıfta birileri konuşuyordu falan böyle. Döndü. konuşma Konuşmasana oğlum falan dedi. Tebeşiri fırlattı. Ama ne oldu? Arkadaşlar tebeşir fırlattı. Tebeşir gidiyor. Tebeşir ikiye ayrıldı. Ortadan. Kırıldı. İki kişiye çarptı. İki kişi <laughs> vizyon gibi ve şey dedi yani oğlum sana atmadım pardon dedi. Öbür diğer çocuğa çünkü ona da çarptı. Ben bunu görünce çünkü adam birine hani böyle bakıyor diyor ki sen kalk bakalım yavrum diyor. İki kişi kalkıyor. Sen değil sen otur diyor ikisi de oturuyor tebeşiri birine fırlatıyor. Tebeşir ikiye ayrılıyor. Ben dedim ki bu gerçek değil. Evrende böyle bir mizah anlayışı falan olması lazım. Böyle bir şeyin olabilmesi için tebeşir ikiye ayrılır mı? Bu dedim benim mantık sınırımı ve olasılık hesaplarımı çok çok aşan bir şey. Böyle bir şey olamaz. Yani hocamız şaşı Böyle bir espri dönüyor bilmem ne. Adam tebeşiri fırlatıyor. Tebeşir ikiye ayrılıyor. Artık anasının şeyi. Ben yattım yere ve o Shakespeare'in miydi ne? Bir tane sözü var ya hani Shakespeare'in değil galiba. Tam hatırlamıyorum kimin. Hani beni dilediğiniz kadar dövün ama bırakın istediğim kadar güleyim diye. Ben tabii böyle filmlerde kötü adamlar gibi <laughs> filan diye yerlerde gülmeye başladım. Ve tabii bütün büyü bozuldu artık. O gerginlik falan gitti sınıftan. Hocamız da artık nasıl diyeyim hani o da akıllı bir adamdı da. Dedi ki harbiden bu olay çok komik ya dedi. Adam da çünkü şaşı olduğunu biliyor en nihayetinde. <laughs> Ve böyle bir şeyin de olduğunu o da farkında. Şimdi düşününce hani farkında değilmiş gibi yapıyor aslında o da. Sınıf da öyle değilmiş gibi filan ama tebeşir olayından sonra artık herkes tamam ya. Biz de şaşıyız kardeşim ya. Bu da komik yani şimdi. Hani çünkü dedim ya işte. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. <laughs> Mutlu günler. Sevgiyle kalın.